Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Konu anlatımına geçmeden önce tablo halinde konu başlıklarımızı inceleyelim. Cümlenin ögeleri temel öge ve yardımcı öge olmak üzere ikiye ayrılıyor. Temel ögelere baktığımız zaman yüklem ve özneden oluşuyor. Yardımcı ögelere geldiğimizde ise nesne. Bu nesneyi biz iki konu başlığına ayıracağız. İsterseniz yazalım. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Bir diğer konu başlığımız yer tamlayıcısı. Bunun da yine bir diğer ismi var. O da ne olacak? Dolaylı tümleç. Bir diğer konu başlığı da zarf tamlayıcısı. Bunun da bir diğer ismi zarf tümleci. Karşınıza her iki şekilde de çıkabilir. Zarf tamlayıcısı ya da zarf tümleci, yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç şeklinde her iki ismini de bilin. Nesnenin de yine ikiye ayrıldığını bilin. Birincisi belirtili nesne ve ikincisi belirtisiz nesne olmak üzere. Şimdi ilk konu başlığımız olan temel ögelerden yüklenme başlıyorum. Evet, ilk konu başlığımız olan yüklemden başlıyoruz. Cümlede yargıyı bildiren ögedir. İş, oluş, hareket bildiren bir sözcük ya da sözcük öbeği cümlede yüklem görevini üstlenir. Yüklem cümlenin en temel ögesidir. Diğer ögeler yüklemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayarak cümle içinde yer alır. Yüklem ya çekimlenmiş bir eylemdir ya da ek fiil almış isim soylu sözcük veya sözcük öbeğidir. Şimdi örneğimize geçelim. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Bu cümledeki gelmişim sözcüğü duyulan geçmiş zaman eki ile çekimlenmiş bir fiildir. Gelmişim diyor. Ve yüklem görevindedir. Bu artık ne oldu? Bizim yüklemimiz oldu. Cümledeki yorgunum sözcüğü ise yorgunum sözcüğümüz ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş bir isimdir. Ve yüklem görevindedir. Ne olmuş o artık? Yorgunum yüklem. Bu fiil cümlesiydi. Bu da ne oluyor? İsim cümlesi oluyor. Bu örneklerden anlaşıldığı üzere isimler ve eylemler cümlede yargı bildirecek şekilde kullanıldığında cümlenin yüklemi olur diyor. Şurada yer alan bilgi köşesini bir okuyalım. Yüklem tek sözcükten oluşabildiği gibi bir söz öbeğinden yani sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikileme, edat öbeği birleşik eylemlerden de oluşabilir. Sözcük öbekleri parçalanmaz, buna dikkat edelim ve bir bütün olarak kabul edilir. Şimdi örneğimizi incelediğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Bakalım. Cümlesindeki dolar sözcüğü geniş zaman kipiyle çekimlenerek yüklem olmuştur. O zaman bu neymiş? Çekimli bir fiilmiş. Bir diğer örneğimize bakalım. Ben pırıl pırıl, pırıl pırıl bir gemideydim eskiden cümlesinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır. Bakalım pırıl pırıl bir gemideydim yüklenmiş bu. Nasıl bir gemideymiş? Pırıl pırıl bir gemideymiş demek ki bu ne oluyor? Sıfat tamlaması oluyor. O yüzden biz onu ne diyeceğiz? Yüklem bir sıfat tamlamasıdır. Ve fark ettiyseniz söz öbeği olduğu için bunu bölmedik. Hepsini bir bütün olarak aldık. Bir diğer örneğimize bakalım. Edebiyatımızın en seçkin eserleri onun şiirleridir. O zaman ne oluyor? Onun şiirleridir. Yüklem. Peki bu yükleme bakalım. Neymiş bu? Bir isim tamlamasından oluşmuş. Onun şiirleri derken bun ve ilgileri var. Bir diğer örnek. Odanın köşesine yığdığı eşyaların tümü
Eski püsküydü. O zaman eski püsküydü ne yapıyoruz? İklam olarak alıyoruz. Peki bakalım bu iklam neyden oluşmuş? Cümlemiz o zaman ne oluyor? İkilem oluyor. Eski püsküdür iklam ve iklamımız ikilemeden oluşmuştur diyoruz. Ve yine söz öbeği olduğu için ikilemeden oluştuğu için ne yapıyoruz? Bölmeden bir bütün halinde alıyoruz. Mağazada gördüğümüz elbise bana göreydi cümlesinin iklemi de bir edat öbeğiymiş. Ne oluyor? Bana göreydi iklem ve yine bir söz öbeği olduğu için bölünmüyor. Bir bütün halinde alınıyor. Ben senin dostluğun sayesinde çok mutlu oldum cümlesinin iklemi de birleşik bir eylemmiş. Ne yapıyorduk? Olmak, eylemek, kılmak varsa biz onlara yine birleşik yani yardımcı eylem oluşmuş iklemliyorduk ve bir bütün halde yine bölmeden ikisini beraber burada aldık. Temel ögelerin ikincisi olan özne ile devam ediyorum. Özne, yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapanı ya da yüklemde bildirilen durumda olanı, bulunanı ifade eden ögedir. O zaman kısaca biz özne için şunu diyebiliriz. Yüklemin bildirdiği işi yapan ögedir. Peki biz bu özneyi nasıl bulabiliriz? Hangi soruları sorarak bulabiliriz? İsterseniz bunu örnek üzerinden anlatalım. Arkadaşım sınavı kazanmak için çok çalışıyor. Çalışıyor bu cümlenin yüklemi. Yüklemimizi bulduktan sonra biz soruları her zaman yükleme soracağız. O zaman yükleme kim veya ne diye sorarsak bize öznenin cevabını verecek. O zaman soralım burada. Çalışıyor. Kim çalışıyor? Arkadaşım çalışıyor. Ya da çalışan kim diye de sorabiliriz buraya. Çalışan kim? Arkadaşım. O zaman bize cevabı ne verdi? Arkadaşım olarak verdi. O zaman arkadaşım bu cümlenin öznesi olacak. Diğer örneğimize bakalım şimdi. Arkadaşım sınava kazandığı için çok mutluydu. O zaman mutluydu yüklemimiz ve mutlu isim olduğu için bu isim soylu bir yüklem yani ek fiil alıp yüklem olmuştur. O zaman biz buna nasıl diyelim? Bu yüklemimiz isim soylu bir yüklem ve bulduğumuz yükleme soralım. Kim? Veya ne diye sorup buluyorduk değil mi yükleme? Soralım. Arkadaşım sınavı kazandığı için çok mutluydu. Mutlu olan kim? Arkadaşım. O zaman bize yine sorduğumuz kim sorusu özneyi verdi. Özne burada ne olacak? Arkadaşım olacak. Bir bilgi köşemiz var şimdi burada. Bilgi köşemize bakalım. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne soruları sorulur değil mi? Biz de zaten burada yazmıştık kim ve ne diye soruyoruz. Ancak özneyi bulurken insanlar için kim, insan dışındaki varlıklar için ne sorusu yöneltilmelidir diye bize burada bir uyarı vermiş. Bu uyarıya dikkate alacak olursak şu örneğimize bir bakalım. Atalarımız Çanakkale'de bizim bağımsızlığımız için mücadele etti. Örneğine bakacak olursak, mücadele etti. Bu cümlenin yüklemi ve birleşik fiilden oluşmuştur. Etmek, eylemi, kılmak, yardımcı fiil oluştuğu için biz ona birleşik fiilden oluşmuştur diyoruz. Ve fark ettiyseniz o zaman bölmedik. İkisini beraber aldık. Ne demiştik? Çünkü bölünmez demiştik. O zaman şimdi yüklemi hallettiğimize göre özneyi bulmaya çalışalım. Mücadele eden kim diye sorduğumuz zaman bize hangi cevabı veriyor? Atalarımız cevabını veriyor. O zaman atalarımız burada ne oldu? Öznemiz olmuş oldu. Şimdi diğer örneğe bakalım. Kitap okulun arkasındaki eski bir bankta unutulmuştu. Unutulmuştu. Yüklemimiz oluyor. Unutulan ne diye soruyoruz. O zaman bize cevabımız kitap oluyor. Kitap da bize özneyi veriyor. O zaman bunun cevabı ne olacakmış?
kitap öznedir diyeceğiz. Burada bir uygulama bölümümüz var. Bu uygulama bölümündeki ilk 4 örneği ben yapacağım. Geri kalan 4 örneği de sizin videoyu durdurup yapmanızı isteyeceğim. Bakalım yapabiliyor musunuz? Konuyu anlayabilmiş misiniz? İlk örnekle başlıyorum. Doktor hastayı güzelce muayene etti. O zaman burada yüklemimiz ne olacak? Muayene etti. Yüklem. Muayene eden kim diye sorduğumuz zaman bize doktor cevabını verdi. O zaman doktor bize özne olacak. Yolcular birer birer vapura biniyorlardı. Biniyorlardı cümlenin yüklemi olacak. Kim biniyorlardı? O zaman ne olacak? Yolcular biniyorlardı. Bize özneyi vermiş oldu yine. Adamın biri durmadan burayı arıyormuş. Arıyormuş yüklem. Kim arıyormuş? Adamın biri arıyormuş. Bize öznenin cevabını vermiş oldu. Şirin kelebek çiçekten çiçeğe konuyor. Konuyor. Bu cümlenin yüklemi. Konan ne? Şirin kelebek yine burada ne oldu? Özne olmuş oldu. Geri kalan 4 soru dediğim gibi sizde. Siz bakalım yapabiliyor musunuz? Bu cümlelerde özne bir sözcük veya söz öbeği olarak karşımıza çıkmaz. Cümlenin öznesi yüklemdeki şahıs ekine bakarak bulunur. Şahıs ekinin yer aldığı zamir cümlenin öznesi olur. Böyle öznelerde biz gizli özne diyeceğiz. O zaman şöyle diyebiliriz. Cümlede açık bir şekilde özne yer almıyorsa. Çünkü diğer örneklerde ne yapmıştık? Biz yükleme kim diye sorduk ve burada bize yüklemimiz açık bir şekilde cümle içinde, örneğin burası cümle içinde yer alıyordu. Burada baktığımız zaman açıkça öznemiz yer almıyor. O zaman bu cümlede gizli özne vardır diyeceğiz ve gizli özneyi bulmaya çalışalım. Sabah evden çok erken çıktım. Cümlesinin yüklemi çıktımdır. Tamam, şimdi çıktığımı bulduk. Yani yüklemi bulduk. O zaman biz bu yükleme şahıs ekine bakıp öznesini bulalım. Çıktım. Çıkan kim? Ben çıktım değil mi? Buradaki çıkma işini birinci tekil şahıs eki yapmış. O zaman bunun öznesi de yine aynı şekilde ben olacak. O zaman ben burada gizli öznedir diyeceğiz. Şimdi diğer bir örneği daha bakalım. Şuradaki kitapları çalışma odasına bıraksınlar. O zaman yüklemimiz bıraksınlar. Buradaki bıraksınlardan dolayı çoğul şahıs eki olduğunu anladık. Peki kim bıraksın? Onlar bıraksın değil mi? Onlar bıraksın. O zaman bu cümlenin gizli öznesi olacak. Cümle de açık bir şekilde belirtilmediği için, biz bunu yüklemin anlamından çıkardığımız için ne olacakmış? Bunlar gizli özne olmuş olacakmış. Böylelikle temel ögeleri bitirdik. Temel ögelerde yüklemi ve özneyi öğrenmiş olduk. Şimdi diğer konumuz olan yardımcı ögelere geçiyorum. Yardımcı ögelerde de nesneyi, yer tamlayıcısını ve zarf tamlayıcısını görmüş olacağız. Şimdi ilk konumuz olan nesne ile başlayalım. Nesne, cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin de yaptığı işten etkilenen ögeye nesne denir. O zaman neymiş nesne? Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Şimdi örneğimize bakalım. Kardeşim bana gömlek almış. Burada almış yüklem olacak. Kim almış? Önce özneyi buluyoruz. Kardeşim almış. O zaman özne burası. Ne almış? Gömlek almış. O zaman ne olacak bu? Gömlek de bizim nesnemiz olacak. Eğer fark ettiyseniz öznenin sorusuyla nesnenin sorusu aynıydı değil mi? Bunun kim diye sorusu vardı. Kim ve ne? Burada da ne sorusu var. Demek ki bunların ikisi de aynı. O yüzden önce ne yapacağız? Önce özneyi bulacağız. Özneyi bulduktan sonra nesneyi bulacağız ki karıştırmayalım. Şimdi
Devam edelim kaldığımız yerden. Bir örneğimiz daha var. Bu örneğe bakalım. Küçük çocuk topu bahçeye attı. Attı yüklem. Atan kim? Küçük çocuk. Özne. Neyi attı? Topu attı. O zaman bu da nesnemiz. Fark ettiyseniz bir önceki örnekte ne diye sormuştuk. Şimdi neyi diye sorduk. Demek ki öznenin neyi diye bir sorusu daha var. Hatta sadece neyi değil, kimi diye bir sorusu daha var. O zaman kimi ve neyi diye sorarsak burası belirtili nesne olur. Sadece ne diye sorarsak da o zaman bu belirtisiz nesne olur. O zaman bir önceki örnekte sadece ne diye sorduğumuz için ne olacaktı örnek? Hatta örneği bir inceleyelim. Tekrar bakalım bu örneğe. Şimdi burada sadece biz ne yaptık? Almış. Ne almış dedik? Gömlek almış. Burada sadece ne diye sorduğumuz için bu belirtisiz nesne oldu. Ama bir sonraki örnekte de neyi diye sorduk? Neyi diye sorduğumuz için de örnek ne oldu? Belirtili nesne oldu. Topu dedik. Neyi diye sorduk? Neyi diye sorduğumuz için bu ne oldu? O zaman belirtili nesne oldu. Şimdi o zaman ikisinin arasındaki bu ayrıntıyı daha fazla öğrenelim. Neler varmış? Belirtili ve belirtisiz nesne nelermiş? Görelim. Evet, birincisiyle başlıyorum. Belirtili nesne ile. Belirtili nesne belirtme hal ekini. Yani bunlar neydi? I, i, u, ü alan nesnelerdir. Belirtili nesne yükleme yöneltilen kimi neyi sorusuyla bulunur. Az önce zaten söyledik değil mi? Kimi ve neyi sorusunu sorduğumuz zaman ne oluyormuş? Belirtili nesne oluyormuş. O zaman örneğimize bakalım. Annem bugün halıları yıkadı. Yıkadı cümlenin yüklemi oluyor. Yıkayan kim dediğimiz zaman annem oluyor. O da bizim öznemiz olmuş oluyor. Neyi yıkadı? Halıları yıkadı değil mi? O zaman neyi sorusunun cevabı bize halıları verdiğine göre burası belirtili nesneymiş. Belirtili nesne böyle yazabiliriz. Burada bir örneğimiz daha var. Örneği de bakalım. Okuldan gelince hemen arkadaşını aradı. Aradı cümlenin yüklemi. Kim aradı dediğimiz zaman cümlede açıkça belirtilmediği için demek ki burada gizli özne var diyeceğiz. Arayan kim diye sorduğumuz zaman o aradı. Cevabı bize neyi verecek? Gizli özneyi verecek. Özneyi de bulduk. Şimdi sıra nesnede. Nesneye bakalım. Kimi aradı diye sorduk bu sefer. Neyi diye sormadık da kimi diye sorduk. Bu da bize arkadaşını sorusunu sordu, verdi. O zaman ne olacak bu? Kimi diye sorduğumuz için arkadaşını yine ne olacak bu? Belirtili nesne olacak. Şimdi ikinci konumuz olan, nesnenin ikinci konusu olan belirtisiz nesneye geçtim. Belirtisiz nesne de belirtme hal eki. Bunlar az önce görmüştük neydi? I, i, u, ü. Ekini almadan kullanılan nesnelerdir. Yani bunlar daha çok yalın halde kullanılıyor değil mi? Yani herhangi bir ismin belirtme i halini almamış. O zaman belirtisiz nesne yükleme sorulan ne sorusuyla bulunur diyeceğiz. Örneğe bakalım. Biz Çorum'a gittiğimizde mutlaka leblebi alırız. Alırız burada ne var? Yüklem. Kim alır? Biz de alırız. Özne. Ne alırız? Leblebi alırız. O zaman burada ne oldu leblebi? Ne diye sorduğumuzdan dolayı belirtisiz nesne oldu. Da bilgi köşemizde bizim daha önce söylediğimiz noktaya değinmiş. Ben ne demiştim daha önce size? Önce yüklem bulunuyordu. Yüklemden sonra özne bulunur.
Özneden sonra da nesne bulunur demiştik. O zaman buradaki bu bilgiye göre okuyalım. Bir cümlede önce yüklem, ardından özne belirlenmelidir. Sonra sırasıyla diğer ögeler bulunmalıdır. Yani diğer ögemizde nesne, yer tanımcısı, zar tanımcısı şeklinde. Yükleme yöneltilen ilk kim ne sorusu özneyi unutmayalım. İlk başta özneyi buluyoruz. Kim ve ne diye sorduktan sonra. Özneyi bulduktan sonra da ikinci ne sorusunu bulup belirtisi nesneyi buluyoruz. Önce özne, sonra nesne bulunuyor. Bunu tekrardan söyleyeyim. Yine uygulama köşemize geldik. Bu sefer buradaki ilk 4 soruyu siz yapın. Kendinizi deneyin önce. Videoyu durdurun. Buradaki sona kalan 4 örneği de ben yapmış olacağım yine. Bakalım. Videoyu durdurmayı unutmayın. Arkadaşım futbol topunu bana hediye etti. Hediye etti yüklem. Kim hediye etti? Arkadaşım hediye etti. Özne. Neyi hediye etti? Futbol topunu hediye etti. O zaman bu da ne olacak? Belirtili nesne olacak. Kimi diye sorduğumuz için değil mi? Bahçıvan bahçedeki gülleri güzelce budadı. Budadı yüklem. Kim budadı? Bahçıvan budadı. Özne. Neyi budadı? Bahçedeki gülleri budadı. O zaman bu da bize ne verecek? Belirtili nesneyi verecek. Irmağın şırıltısı beni dinlendiriyor. Dinlendiriyor. Yüklem. Ne dinlendiriyor? Irmağın şırıltısı. Özne. Kimi dinlendiriyor? Beni dinlendiriyor. Ne yaptık burada yine? Kimi diye sorduğumuz için. Belirtili nesne. Burada sakın ne diye sorduğumuz zaman ırmağın şırıltısına nesne demeyin. Önce ne yapıyorduk? Özneyi buluyorduk. O yüzden ne diye sorduk burada. Irmağın şırıltısı bize burada özneyi veriyor. Beni diye sorduğumuz zaman da kimi dinlendiriyor? Beni dinlendiriyor. Belirtili nesne olmuş oluyor. Lütfen sıralamaya dikkat edin. Son örneğimize bakacak olursak da getirir yüklem. Ne getirir? Bir bardak sıcak çay. Özne. Kimi getirir? Beni getirir. Nesne. Kime getirir? Kendime getirir. Bu da ne olacak o zaman? Yer tamlayıcısı olmuş olacak. Yer tamlayıcısı diğer bir adıyla da dolaylı tümleçle devam ediyorum. Yer tamlayıcısı İsim haleklerinden e, d ya da den alarak yüklemin yerini veya yönünü bildiren ögedir. Bakalım. İki tane şartımız var burada. Birincisi yer yön bildirmeli. İkincisi de isim haleklerinden e, d ve deni almalı. Eğer bunlardan birini almazsa ya da yer yön bildirmezse o zaman biz buna yer tamlayıcısıdır ya da dolaylı tümleçtir diyemeyiz. Çocuk odasında kitap okuyor örneğine baktığımızda. Okuyor. Yüklem. Kim okuyor ya da okuyan kim? Çocuk. Özne. Ne okuyor? Kitap okuyor. Nesne, hatta belirtisi nesne. Bunu isterseniz yazalım. Nerede okuyor? Odasında okuyor. Buradaki da bizim ne oluyor o zaman? Şuradaki de ikimiz oluyor. O zaman buna ne diye sorduk şimdi? Yükleme sorduğumuz nerede sorusuyla bulduk. O zaman burası ne olacakmış? Yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç olacakmış. Bugün beni eve o bıraktı cümlesinde. Bıraktı yüklem oluyor. Kim bıraktı? O bıraktı
Özne. Kimi bıraktı? Beni bıraktı. Belirtili nesne kimi diye sorduğumuz için. Belirtili nesne. Nereye bıraktı? Eve bıraktı. Bu sefer de yükleme nereye diye sorduk. O zaman bu ne oluyormuş? Yer tanımlayıcısı oluyormuş. Bugün kaldı burada. Bugün de bir sonraki işleyeceğimiz konu olan zarf tanımlayıcısı olacak. Bunu zarf tanımlayıcısı geldiğinde yine tekrar dönmüş oluruz. Biz Sakarya'dan dün gece döndük. Döndük yüklem. Kim döndü? Biz döndük. O zaman ne olacak? Özne. Nereden döndük? Sakarya'dan döndük. Ne oldu bu? Yer tanımlayıcısı oldu. Buraya da ne diye sorduk? Nereden diye sorduk. O zaman bu sorularımıza tekrar bakalım. Nerede? Odasında. Nereye? Eve. Nereden? Sakarya'dan. Yer tanımlayıcısını bulmak için bu aşağıdaki soruları soruyoruz. Onlar neymiş bakalım. Neye? Neyde? Neyden? Nereye? Bunu zaten az önceki örnekte kendimiz bulmuştuk değil mi? Nerede? Bunu da az önce kendimiz bulduk örnekten. Nereden? Yine bunu da bulduk. Kime? Kimde? Kimden? Şöyle yapabiliriz. Neye? Neyde? Neyden? Nereye? Nerede? Nereden? Kime? Kimde? Kimden? Şeklinde sorabiliriz. Sorularımız bunlar. Ne demiş burada? Yükleme sorduğumuz sorularla aldığımız cevapların ekler bakımına uyuşmasına dikkat etmeliyiz. Yani orada nerede diye soruyorsak o zaman D ekimiz bulunması lazım. Nereden diye soruyorsak D'nin bulunması lazım. Nereye diye soruyorsak E'nin bulunması lazım. Şimdi örneğe bakalım. Dosyamı sınıfta bıraktım. Bıraktım. Yüklem oluyor. Neyi bıraktım? Dosyamı bıraktım. Ne oluyordu? Nesne oluyordu. Burada açıkça özne belirtilmediği için ne olacak o zaman? Ben bıraktım. İzni özne olacak. Nereye bıraktım? Sınıfa bıraktım. O zaman burada nereye diye sorduğumuza göre ne oldu yine? A, E değil mi? Bulundu. O zaman burada nereye diye sorduk. Nereye bırakmış? Sınıfa bırakmış. O zaman ne oldu? E'miz buradaki A ile ek bakımdan uyuştu. Bir örneğimiz daha var. Bakalım. Komşularla bahçede biraz oturduk. Oturduk yüklem. Nerede oturduk? Bahçede oturduk değil mi? Ne oldu şimdi buraya? Nerede diye sorduk. O zaman buradaki D ile buradaki D ne oldu? Aynı olmuş oldu. Köprüyü geçince arabadan indi örneğine de bakalım. İndi. Yüklem. Nereden indi? Arabadan indi. Ne oldu bu da o zaman? Nereden diye sorduk. Fark ettiyseniz hep aynı sorular, aynı ekler geliyor mu? Dan geldi, den geldi. Aynı ekler. O zaman ne yapıyormuşuz? Sorduğumuz soruyla cevabını aldığımız kelimenin aynı eklerin bulundurması gerekiyormuş. Son konumuz olan zarf tanımlayıcısına geçtik. Bununla birlikte cümlenin ögelerinin temel ögelerini, özneyi ve yüklemi ve yardımcı ögeleri nesneyi, yer tanımlayıcısı ve zarf tanımlayıcısını öğrenmiş olacağız. Şimdi zarf tanımlayıcısına devam edelim. Zarf tanımlayıcısı diğer bir adıyla da zarf tümleci. Cümlede yüklemin anlamını zaman, miktar, durum, yön, sebep, koşul gibi nedenlerle bildirerek onları tamamlayan ögedir. O zaman şöyle yapalım mı? Zamanı nasıl buluyorduk? Ne zaman sorusu sorarak değil mi?
Miktarı ne kadar? Durumu nasıl? Yönü nereye? Sebep ne olabilir? Neden? Niçin? Gibi şunları şöyle yapabiliriz. Bunları o zaman aslında sorularını öğrenmiş olduk değil mi? Zaman, ne zaman, miktar, ne kadar, durum, nasıl, nereye, yön, sebep, koşulda, neden, niçin gibi nedenlerle o zaman ne oluyormuş bize? Ya zarf tamlayıcısını veriyormuş. O zaman örneğimize bakalım şimdi. Buradaki soruları kullanmayı da unutmayalım bu arada. Bir gece ansızın gelebilirim. Gelebilirim. Miktar oluyor o zaman burada. Şimdi soruyoruz. Ne zaman gelebilirim? Çünkü burada zaman bildiriyor. Ne zaman diye sorduk. Bir gece cevabını verdi. O zaman bu ne olacak? Zarf tamlayıcısı ya da zarf cümleci. Nasıl gelebilirim? Ansızın gelebilirim. O zaman burada da ne olacak? Yine zarf cümleci olmuş olacak. Yoldaki çınarın gölgesinde biraz dinlendik. Dinlendik. Yüklem. Ne kadar dinlendik? Biraz dinlendik değil mi? Miktar veriyor çünkü. O zaman burada ne yaptık? Ne kadar diye sorduğumuz için bu bizim zarf cümlecimiz olmuş oldu. Çalışırsan mutlaka kazanırsın. Örneğine baktığımız zaman da kazanırsın. Yüklem. Burada da çalışırsan koşul anlamı bildirdiği için o zaman ne olacak bu? Bizim yine zarf cümlecimiz olmuş olacak. Son örneğimiz bu da. Bu örneği de bakmış olalım. Yorulduğundan içeri gitti. Gitti. Yüklem. Neden gitmiş? Yorulduğundan gitti. O zaman burası zarf tamlayıcısı. Nereye gitti? İçeri gitti değil mi? Biz aslında bu nereye ilk nerede görmüştük? Yer tamlayıcısında görmüştük. Ama burada ne dedik buna? Zarf tamlayıcısı dedik. O zaman bu nereye sorusu hem yer tamlayıcısı oluyormuş hem de zarf tamlayıcısı oluyormuş. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yer tamlayıcısı mı yoksa zarf tamlayıcısı mı olduğunu? O zaman şöyle açıklamamıza devam edelim. Bu cümledeki yorulduğundan sözcüğü sebep yani neden bildirdiğinden dolayı içeri sözcüğü de yön bildirdiği için zarf tamlayıcısıdır. Zarf tamlayıcısını olup olmadığını nereden anlıyorduk? Eğer bu herhangi bir ek almazsa burada olduğu gibi yalın bir şekilde olursa o zaman biz buna yalın olduğundan dolayı yani ismin o ed'den eklerini almadığından dolayı buna ne diyeceğiz o zaman? Burası zarf tamlayıcısıdır diyeceğiz. O zaman şöyle olsaydı. İçeriye deseydik ne olacaktı bu? O zaman bu ek aldığından dolayı yer tamlayıcısı olacaktı. Nereye gitti? İçeriye gitti. Ama nereye gitti? İçeri gitti. Burası zarftır. Çünkü yalın halde herhangi bir ek almamış. İçeriye gitti derken o zaman burada ek aldığından dolayı bu yer tamlayıcısı olmuş olacak. Şimdi şu bilgi köşesini de okuyalım. Burada da zaten benim az önce yukarıda anlattığım o yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısının ayrımını bir de buradan okumuş olalım. İçeri, dışarı, öte beri, ileri geri, yukarı aşağı gibi yer yön anlamlı bazı sözcükler ismin haleklerinden yani e, d veya d'ni alarak kullanılırsa yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleçli diğer bir ismiyle de olur. Ancak bu eklerden herhangi birini almazsa o zaman ne olacakmış? Zarf tümleci ya da zarf tamlayıcısı olacakmış. Örneğe bakalım şimdi. Aynı örneği bir daha yazmış. Biz aynı örneği vermiştik. Benimle içeriye gel. Benimle içeri gel. Gördüğünüz gibi aynı örnek gibi duruyor. Ama burada ne var? Bir ek farkı var. Bu ismin
ED'den eklerinden birini aldığı için o zaman biz buna ne diyeceğiz? Bu yer tamlayıcısıdır çünkü eki var. Benimle içeri gel dediğimiz zaman da herhangi bir eki yok. Yalın bir halde. O zaman ne olacak bu? Yine zarf tamlayıcısı diyeceğiz buna da. Dışarı dediğimiz zaman o zaman bu. Herhangi bir ek yok. Yalın halde. Zarf tamlayıcısı. Dışarıya gel dediğimiz zaman o zaman ek aldığı için ne olacak? Yer tamlayıcısı olacak. Gibi bunların hepsini arttırabiliriz. Öte, öteye, beri, beri, ileriye, geriye, ileri, geri, yukarıya, aşağıya gibi. Bunlar ek alıp almadığına göre o zaman diyeceğiz ki nereye sorusu, hatta yazalım buraya da. Nereye sorusunun cevabı ek alıp almadığına göre ya da yön anlamı var mı yok mu ona bakarak da o zaman ne olacak? Anlayabiliriz diyeceğiz ne olduğunu. Burada bir uygulama köşemiz daha var. Bu sefer buradaki tüm soruları ben yapayım. Dersimizi pekiştirmek amacıyla ve sonra da dersimizi artık yavaş yavaş bitirelim. Genel müdür işçilere ikramiye dağıttı. Dağıttı yüklem. Dağıtan kim? Genel müdür. Özne. Ne dağıttı? İkramiye dağıttı. Nesne, belirtisiz nesne. Kime dağıttı? İşçilere dağıttı. Bu da o zaman ne oluyor? Kime sorusu? Yer tamlayıcısı olmuş oluyor. Fark ettiyseniz sıraya uyduk. Öncelikle bulduk. Sonra özneyi, sonra nesneyi ve son olarak da yer tamlayıcısını bulup tüm öğeleri bulmuş olduk. Yaz tatilinde ailece İstanbul'a geleceğiz. Gideceğiz yüklem. Bakalım öznemiz var mı? Gideceğiz. Ne gideceğiz? Kim gideceğiz? Herhangi bir burada açık özne yer almıyor. O zaman bizim özne var demektir. Onu da hemen yüklemden şuradan bakıp bulacağız. O zaman ne var? Gideceğiz. Kim gidecekmiş? Biz gideceğiz değil mi? Çoğul olduğuna göre biz gideceğiz. Gizli özne. Ne zaman gideceğiz? Yaz tatilinde. O zaman zarf tamlayıcısı. Nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz. Yer tamlayıcısı. Nasıl gideceğiz? Ailecek'te o zaman ne olacak burada? Yine zarf tamlayıcısı olmuş olacak. Karşıdaki adam buraya İzmir'den taşındı. Taşındı. Yüklem. Taşınan kim? Karşıdaki adam. Özne. Nereye taşındı? Buraya taşındı. Yer tamlayıcısı. Nereden taşındı? İzmir'den taşındı. Yine yer tam. Dördüncü cümlemize bakalım şimdi. Hiçbirimiz bu olaya anlam veremedik. O zaman anlam veremedik. Yüklem. Anlam veremeyen kim? Hiçbirimiz. O zaman özne. Neye anlam veremedik? Bu olaya anlam veremedik. O zaman bu da yer tamlayıcısı olmuş oldu. Gurbetteki kardeşimden bir mektup aldım. Aldım yüklem. Kim aldı? Bakalım herhangi bir ifade yok. O zaman gizli özne var demektir. Onu da şuradan buluyoruz. Kim almış? Ben aldım. O zaman ben burada ne oluyor? Gizli özne olmuş oluyor. Ne aldım? Bir mektup aldım. Nesne, belirtisiz nesne. Kimden aldım? Gurbetteki kardeşimden. Bu da o zaman bize yer tamlayıcısını vermiş oluyor. Yolcu otobüsü aniden sol şeride geçmiş. Geçmiş yüklem. Geçen ne? Yolcu otobüsü özne. Nereye geçmiş? Sol şeride geçmiş. Yer tamlayıcısı. Nasıl geçmiş? Aniden geçmiş. Bu da bize zarf tamlayıcısını vermiş oluyor. Böylelikle cümlenin ögeleri konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere diyelim.